Herkese merhaba. Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlık saatlerinde all e, feature, az bak fix, çalışma arkadaşlarınız güzel, ekipleriniz iyi, e, yazdığınız kodlarda mutlu, e, ne bileyim işte değiştirme düşünmüyorsunuzdur inşallah. <laughs> Güzeldir yani hayat sizin için. Bunlardan biri yoksa umarım yarın daha güzel olur deyip e, bugünkü konseptimize devam ediyoruz sayın arkadaşlar. Geçen hafta bildiğiniz üzere bir code review. bu ara birazcık hem de yazdığına birine girdik. Üst üste de sürekli kod kod yaz yaz yaz. Bu yorucu oluyor. Bunu biraz kenar alıp biraz daha sakin sakin gitme adına e, böyle bir içeriye girişmiştik. Çok da güzel görüşler aldım. Sağ olun arkadaşlar. Birçok arkadaş hani mutlu oldu, gördü. Kendi hatasını gördü. Onu gördü. Önceki sette biraz uzun oldu. ister istemez tipik bir VB. Yarım saat deyip bilmem bir süre yaptı ama bu sefer 5 arkadaş var yine. Ondan kalan 6'şer dakika süre verdim. Burada başlatacağım. Bittiğinde bitecek. <laughs> Umarım. Ama bu sefer sayı açtı gideceğiz. Ee, bugün de arkadaşlar şimdi sırasıyla başlıyorum çok da uzatmadan. Bakalım neler göreceğiz, neler yapacağız. Hep birlikte süreyi başlattım. Güzel. 6 dakikasını verdim. Evet şimdi kimdeyiz? Yasin'deyiz. Yasin benim ekiplerimde Diyece takımında olan bir arkadaşımız. Bir projesini 8 önce yaptığı Bir proje yapmış. Şimdi tabii ki otomatik olarak zaten bu kitabı gördükten sonra yani açar açmaz çok da uzatmadan baltayı vurup yine öbürkünde söylediğim gibi çıkacağım projelerden bir tanesi. Çıkacağım çünkü neden çıkacağım? Ee, hani gördüğünüz gibi kamp the project is not complete falan filan feş bir şeyler yazıyor ama yani hani kime yazıyor, niye yazıyor ve yani burada herhangi bir resim yok. Yani anlatan hiçbir şey yok. Ben bu projede açıkçası bakacağım normal konjektörde bir şey yok. Ee, ama tabii ki bu konsept yeri bakıp sövüyoruz. Ondan da <laughs> bakmamız lazım. Kodlarda belki buluruz ama burada tabii yine diğerlerinden farklı olarak detayda mutlu eden şey branch oldu. Hani diğerlerinde mesela hiç branch görmemiştik. Burada bir branchleme yapısı görüyorum. Tabii bir arkadaşla birlikte mi çalışıp tek başına mı? Muhtemelen tek başına kendi branchlerini açmış. Tebrik ederim. Bu konuda önemli. E, Branch üzerinden gitmesi, en azından bunları yapıyor olması bak mesela dikkatimi çekti. Yaptıklarını böyle parçalamış. Yani bir adam mesela yarın bugün baktığında login nerede ne yaptı diye şuradan bakıp ilgili PR'a gidip şuradan mesela. Şu ilgili PR'a gidip buradan görebiliyor olması benim için güzel aslında. E, en azından tabii e, PR'nin içerisinde birçok detay eklenmiş. Gördüğünüz gibi biraz okuması zor bir ara gelmiş ama e, günün sonunda en azından bunun olması güzeldi. Bu konudan dolayı Yasin'e bir artı veriyorum. Şimdi... Şöyle gözüksün aynen. Şu ekran kocası sürekli kapanıyor ya. Şunu neyse sonra bakarım sonra. Şimdi burayı yaptık. Ee, geçelim kodlarımıza. Öncelikle bir PubSpec YAML'dan başlayarak gidelim. Güzel PubSpec YAML'da bir parçalama yapılmış. Hoşuma gitti. Sadece benim takıntılı olduğum, e, önceden beri bende baştan gelen arkadaşlar mesela size de tavsiyemdir. Şöyle boş satır bırakmayın. Niye mesela burada 3 satır boş, 2 satır boş. Bunlara gerek yok. Bu satırlara dikkat edin yani. Bunlar basit şeyler ama dikkat edin. Analiz Option YAML'da tabi burada da mesela önceki artık birazcık kademe değiştiği için dikkat ettiğim şeylerden mesela benim için Analiz Option artık Flutter tarafında Linter kullanıyorsanız Very Good Analizi ya kullanacaksınız ya da gideceksiniz kendi Linter Tool üzerinden burayı e, e, kanalize edeceksin. Yani buradaki şu an hiçbir Linter yok. Exclude dedim sadece. Burada Linter'ları da yazmak lazım diyorum. İçeriye doğru şöyle dalıyorum. Bakıyorum çünkü 3 dakika yine Uçtu gitti süre. 3.42. 4 dakika var. Şimdi klasörleme güzel. Product View diye parçalanmış. Core diye parçalanmış. Arkadaşlar mesela benim için mesela bu tane bir Flutter projesinde ilk referans alacağım yerlerden bir tanesi aslında View klasörü. Çünkü genelde zaten bir Flutter geliştiricinin e, teknik yeteneği e, orada belli oluyor aslında. View'daki parçalama düşüncesi, View'daki yaptığı teknik bak bak yaklaşım e, olayı belirliyor aslında. Bakalım biz burada ne göreceğiz. Şimdi ee, view'u geçtik mi? Bir dakika. Authentication. Authentication. Bak burada güzel parçalanmış. En azından buraları sevdim. Tablerini de parçalamış. Home'u da parçalamış burada. Buradaki view modullar yapmış. Güzel mesela bir home view'u gezelim birlikte. Ee, gördüğüm kadarıyla consumer demiş. Consumer dediği için burada provider e, provider'ı entegre etmiş. Okey. Ee, direkt consumer'la başlatıp base view demiş. Okey bir base view yapısı kurgulamış. Base view bir view modeler set etmiş. Bu bizim e, şeydeki örneği e, aslında architecture template'teki örneği yapmış ama tabii takıntılı olduğumuz yerler hemen başlıyor. Şuralar bir kere constant olmalı. E, Ayrıca burada mesela arkadaşlar bu tarz case'lerde her zaman için bu success çizdiğinizde ayrı bir widget'e çıkarmanız lazım. Ve ardından mesela snapshot'ın dokunu falan kontrol yani direkt şurada force edilmiş. Ezlenmiş mesela. Ez vesaire. Hiçbir zaman için ez'i bu şekilde vermeyeceksin. Bazen bana söylüyorlar. Abi o gelecek ben biliyorum. Ya bunu sen biliyorsun. Bunu bir tek sen bildiğin için olmaz. Ez vesaire kodları kullanmadan önce %100 if atacaksınız. E, bu var mı? Type Chasting yapmadan. Yine aynı şekilde burada. Bunlara takılırdım. Ardından şöyle bir devam edelim. Hmm, bu driver inhamdanmış. Güzel bak bu inamlama yapısına artı bir veririm. Hoşuma gitti. Şöyle Navigation'dan içerisinde bir tur atalım. Klas, no, Yani burada navigation üzerinde bir logic yapmış. Setleri kullanmış. Burada navigation key'lerini buraya koyup muhtemelen iç içe e, sayfalama yaptığı için kullanmış. Okey burada çok problem yok gibi. Dummy code kalmış. Muhtemelen kullanılmıyor. Zaten bir tane anladım kadar dependency. Mesela bak işte böyle projede bir tane dependency varsa niye o zaman bu kadar katman yazılıyor? Çünkü zaten bir tane layer var bakıldığında. O bir gözüme çarptı. Şurayı geçtim. Constantlar, Firebase Constantlar atılmış. Güzel. Detay etsinden önemli bunlar. Şöyle yapalım. Hmm. Ardından şöyle Widget denmiş. Widget da şöyle set edilmiş. Şöyle yapalım. Okey. Bir saniye. Şunu... Şöyle sürekli... Kapataç gibi duruyor da... Ee, sürekli uyanık kal tarzı bir şey yapmamışlar ya. Bir saniye arkadaşlar. Şu şey kapatayım da. Otolog. Ee, ne olur abi? Tamam. Tamam. Bir o. Okey. Nerede kalmıştık? Şuradaydık. Driver user denmiş. Burada setti. Burada mesela benim takıntılı olduğum şeyler şunlar. Hani bu özelinde değil ama. Mesela burada user model bu şekilde hissedilmiş ya. Burada user model null olma hissedildi. kontrol edilmemiş. Null durumların hepsi string atılmış. Bunlar tehlikeli aslında. Çünkü yarın backhand'den gelme durumları tartışılır. Burada bu tarz bir kodda aslında. Önce user model nullsa bir null keyzi, Mesela bir shimmer vesaire set etmek lazım ki proje orada çalışsın. Mesela onlar yok olması sıkıntılı o kezlerini düşünmek lazım. Hani hep geliyor gibi düşünüyorsun ama bazen gelmiyor birinin üzere. Şu sıfır çok büyük problem. Hiçbir zaman için sıfır atmayacaksın. First door ver, first door atabilirsin. Vesaire vesaire birçok kullanım var ki ben geçen de paylaşmıştım. Current index eşittir 2.2 dedi bir kod olmaz. İnamsa bu inamın indeksini verirsin. Şurada dummy kod kalmış. Dummy kod için kalmaz. Dummy kodlar GG olur. Ee, sonrasından şöyle biraz daha product'ın altında gezecek olsaydık. Burada bir şeyimiz var mı? Modellere bir bakalım şöyle. Modellerde yine bir JSON Serializable kullanmak lazım ister istemez. Bununla ilgili de geçen güzel bir kod paylaşmıştım. Ona bakabilirsiniz. Aha bitti vallahi. Bu ama müziği çaldı. Equity table eklenebilir. From Store Firebase ile ilgili paylaştığım güzel bir örnek vardı. Özellikle son repoda muhakkak ona bakabilirsin. O repo sana bir referans olur. Sesini duyduğumda yapmıştım. Şöyle bir şuraya da bir son göz atalım. Fazladan bir dakika verelim arkadaşımıza. Base model yapısı kurgulanmış. Base View Model yapılar da arkadaşlar. Base View Model'da mesela bir Guid konteks olmamalı. View Model UI ile logic olmaz. View Model sadece Business Logic'leri yapar. İşte navigation Mesela bunları buraya koymamak lazım. Bunlar aslında Base View Logic'lerdir. View Model'ı Logic'lerdir. Ondan dolayı bunları değiştirmek lazım. Mesela benim de o zamanki yapı taşımdan gelmiş olabilir. Bu düşünce olarak baktığında bunlar Base View'un işidir aslında. Mesela buraya koymuşum zaten. View Model'da daha Business Logic kodlar olmalı. Bazen V-Model'da şov, diyalog falan yaptığımız zaman gerekiyor. Ondan dolayı tehlikeli de. Çok gerek yok. Onlara siz düşmeyin. Başka şöyle bir hızlıca şöyle bir göz atalım. Color Constant'lar verilmiş. Okey. Root'lar bir şey yani bu root'ları da ben bu saatten sonra inam yaparak kullanmayı tercih ederim ama buna da okeyim. Şöyle bir bakayım başka. View'u da baktık. Şöyle 3 aşağı 5 yukarı root dedik. Şöyle bir de bir tane daha view modulu geçelim. Gözümüzde kalmasın. Burada kullanılmış. Burada şey anlamadım mesela. Mobix ile birlikte neden provider kullanılmış? Muhtemelen benim o proje örneğini birlikte kullanarak yapılmış. Arkadaşlar mesela ben de bugüne kadar hep söylüyordum ama birkaç projede şunu gördüm. Birden fazla patenli kullanmak için bakış gerekiyor. Ben bunu söylediğim zaman tabii bakışımı da katıyorum ama başka arkadaşlar tabii bunu yanlış anlayıp projeyi çok kötü hale getirebiliyorlar. Gördüm bunu mesela. Aynı projenin aynı kodunda change, bir tane provider, bir tane blok bir tane de Mobix gördüm. Kafayı yedim yani. Hani. Ondan dolayı genelde projenizi tek bir paket üzerinden yaparsanız çok iyi olur. Burada mesela initialize logicleri yapılmış. Widget binding bu kod burada ne yapıyor? Onu algılayamadım. İlk defa burada gördüm yani View modunun içerisinde böyle bir kod. Burada case sıfırlar edilmiş. Şurada context force edilmiş. Bir GG turizm oralar. Orada bir kontrol lazım. Burada bir herhalde sanırım dummy kalmış. O da GG. E, ee, navigation işlemi yapılmış. Ondan sonra cıma. Acaba... Niye dedim ki mesela V modelda navigation ucu yapacağını ekranda yapıp mesela press yaptıktan sonra boolean true false döndürüp o press'in içerisinde bunu götürebilirdin aslında. Variable'lar bir kere yanlış yerde. variable'ların hepsi yukarıda olmalı. Burada kurallar olmadığı için burada kurallar hani analiz, very good analiz vesaire kurallar üzerinden patlamış. Open Driver ile ilgili birkaç kod yazılmış ama UI logiclerini V Model'a koymamak lazım önce. Model için yapmayacağın dışarı çıkarman lazım. Change olduk. zaten bildiğimiz kod. Burada bir şu da problemler var. Mesela buna niye late atılmış? Çok garip bir şekilde. Lan zaten vermişsin value'yu başta. Hani late dedin kardeşim gelmiş data. Hani late ne zaman atılır? Datanın belli bir süre sonra geleceğini mesela ekran çizildikten sonra senin set edeceğini bildiğin durumda atılır. Ya da bir change'de geleceğini düşündüğün durumda atılır. Late atmak tehlikeli de dikkat etmek lazım. Page Controller falan filan. Late Final kullanılmış. Late Final kullanıyorsan bunu en başta set etmen lazım. Çoğu zaten ilk set etmiş. Dikkat etmek lazım buna da. Yani. Bir de Root bakalım. Loglar moglar çok tehlikeli. Logları oradan kaldırmak lazım. Her türlü onların önüne bir layer yazmak lazım. Bu herhalde ana ekranın çalışını burada bir şey bağlamış ama. Ee, şuralar birazcık şurada biraz karmaşı olmuş. Komponent büyüdüğünde bir tane dışarı Root'a çıkarmak lazım. Root item modelda da burada ekranların rootlama sıkanak bir yapı kullanmış. Hadi yani bir de onboard'a bakalım şurada. Onboard dedi login. Login mesela bir sefer yeni proje anlamak istiyorsanız login'e basarak çok rahat anlayabilirsiniz. Login'e çünkü bir sürü logic oluyor. Malum yani printler havada uçuşuyor şu an. Bunlar şu an çok kötü durumlar oluyor işte. Bunların burada olmaması lazım arkadaşlar. Yarın bir projenize baktığında gelir bunu görür ve sana karşı olumsuz tavırlar. bunlar burada olması senin burada teknik bakışının yanlış olduğunu gösteriyor. Hani sayfalama basit şeyleri yapmadığını sürece önce ileri gitmeyeceksin. Basit nedir? Abi variable'lar yukarıda, constructor'ım yukarıda, metotlarım aşağıda. Metotta login yazıyorsa login dışında bir lojik olmaması lazım. Login with mail sonra burada response yönelik scaffold'da show bar göstermiş. Bunun işi değil ki. Login with show snackbar bar dersin orada yaparsın mesela olmayan işi mesela tek sizin kontroller niye basit edilmiş? Bunlar Weaver'ın logikleri bakıldığında. Datayı almak için yapıyorsan data yine buraya pastayabilecek yöntemler kullanabilirsin. Login'in içerisinde verebileceğin. Bu şekilde kullanarak aslında bunlar damileştirilmiş ve durum bu arada kullanılmaz bir hale gelmiş. Login güzel oluyor ya. Login'e baktığında birçok hatayı görüyorsun çünkü. Logik, genelde login'de logiksel işlemler olduğu için. Burada da tabii büyük yani buradaki hata da şu yani view parçalanması okey ama buradaki hata e, view'un komponent olarak aslında widget olarak parçalanması gerekiyor daha fazla. Burada function komponent tercih edilmiş. Ben basit şeylerde function komponent yapma taraftayım ama büyüdükçe değiştirmekte fayda var. Mesela context.lowman value 3 diye, diye bir şey niye var bir tek bunu yazan adam biliyor. Bunun üzerine bir koment atıp neden bunu yazdığını belirtirse bu da ona göre problemli siz en azından bir tık anlaşırlarla gelir. Buradaki birçok logic için aynısı söylenebilir. Niye yazdın? Niye 0-3 ile çarptığını Buraya yazmakta fayda var. Demiş olayım. Yani günün sonunda şöyle bir repoya baktığımızda arkadaşlar. içeride kötü bir kod yok. Yani kötü dedim geliştirilebilir bir kod var. Ama düşünce var. Bir planlama yapılmış. Yani en azından bir fikir edinerek gidilmiş. Test de yok mesela. Test daha bugüne kadar denk gelmedik zaten. Elbet bir gün geleceğim. Ee, ondan dolayı... Ee, baltayı kaldırırım. Ya şurası için balta kalkar bu arada. Bunda problem yok. Baltayı yani baltalarım. Çünkü bu kadar iş yapıp burayı yapmayı unutan adam sonuç olarak yanlış yapmış demektir benim için. İstediğin kadar işin olsun. 5 dakika buna komut atamıyorsun abi problem. Ondan dolayı buna baltayı ben yine gösteriyorum. Ama böyle nasıl diyeyim sana bacağına saplıyorum böyle. <laughs> hani tam böyle kafayı almıyorum da bacağı saplıyorum biraz daha güzel. Buraları hemen bu benim yorumlardan sonra düzeltip ilerletmek lazım. Eline emeğine sağlık ee, Yasin. Şöyle projesinin sayfasında bir Yasin ana sayfayı da açalım. Komitleri de akıyor. Güzel. Kodlar da yazıyor. Gayet iyi. Eline emeğine sağlık. Devam ediyoruz yazmaya. Diyorum burayı kapattım şimdi. Yasin'i kapattık. Tabii 7 dedik yine 12 dakika oldu. Olur öyle şeyler. <laughs> Yasin'i kapattık. Bir dakika Yasin gitti. Değil mi? Kampüs gitti. 7'ye yani 5, 6, 7'deyiz. Simple Weather Up. Hakan Tekin. Hakan projesinde şöyle açtım. Weather Up. Şöyle bir startı da verdim 6 dakikamı. Güzel. Bak açar açmaz bir kere mutlu oldum. Güzel. Viper Architecture ile birlikte bir yapı kurgulandığını görüyorum. Feature'ın. Third City, Alamo Fire. Gayet güzel. Snapchat. Bak çok güzel. Mesela yani şu çok güzel arkadaşlar. Benim şu kombin var ya. Olağanüstü bir kombin. Yani mesela bana iOS'ta çok soru geliyor. Abi nasıl yapalım? Ben, bak Hakan bunu çok güzel etmiş. Adamın repoda bir tane yıldız yok. On numara proje olmuş mesela. Yani baş düşünce olarak on numara. İçeriye yine bakacağız ama e, düşüncesi çok güzel. Hani Mesela bir beginner yani beginner bir native geliştirici şu beş kiti bilmesi lazım adı gibi. En çok kullanılan projelerde en çok yapılan işler bunlar. Anama file ile işte onun yerine station'lar vesaire bir generic yapı. ile programatik UI yapma. Ardından işte real time işte Viper architecture'da de aslında protokol oriented kullanma vesaire düşünebilirsiniz. Yani bakın şu an ha, hani Hakan'ın reposunda kimse yok. Ama Hakan contribution düşünerek bile en azından copy paste olur. Bir şey olur. bunları yapmış mesela. Buraya bak weather app key koymuş. Bir yerden kopyalamış. Olsa bir olmasa bile fark etmez. Projesinin bunu düşünmüş koymuş. Sadece düşünmediği şey about kısmını boş bırakmış. Bir de dediğim gibi geçen bahsettiğim olumsuzluğu da bu yanımda bulunacağım. Çok fazla weather app o var bu var. Yani mesela app labs'ten girip daha böyle realitesi yüksek app'leri seçsek. Ee, buradan mesela diyelim şu app'i seçip yapsan bunun sana kazancı çok daha yüksek olur mesela. Şu an bu yaptığın app'in kazancı o denli sana mesela birine ben bu epi yaptım dediğin noktada Hakan sana bir hani hmm, weather app'im falan der. Ama mesela birine OneDrive Mobile app yaptım dediğin gibi demin çalıştığım gibi yapmış olsan sana şey der. Hmm, Okey bu adam bir şey yapmış. Hani acaba bir şey var mı der. Yaptığın işler çok daha iyi gözükür. Ben bunun açısından tavsiye olarak vereyim. Şimdi içeriye girelim. İçeride arkadaşlar. Şöyle muhtemelen projeyi şuradan almış. Bir Network Manager katmanı yazılmış. Güzel. Generic bir katman yazılmış. Bizim projelerimizde bahsettiğimiz, benim de birkaç anlattığım yapıya benzer. Delegation'larla yapılmış. Bu tarz şeyler bir muhakkak bir adama ee, şey vermek lazım kod dokümanı yazmak lazım buraya. Request mesela t bu alır bunu verir. Üzerine de add deyip ekleyebiliyorsun. İkinci nokta network manager mesela network manager gibi bir objenin mesela türetilmemesi veya sadece primitive olarak bu kullanacağını düşünüyorsan bunun başına bir final atman gerekiyor burada. Yine bunlar basit basit swift hareketleri. Bunları kaçırmamak lazım gözden. Hani final network Manager'den biri türetip kendine bir şey yapamasın. Network manager primitive kalsın anlamında önemli. Güzel. Bunu aldık buradan. App'in içerisine girdim. Ha, modülün içerisine koyduk muhtemelen. Güzel. City'lerin, weather'ların var. City'leri şöyle aldık. Bak. Çok güzel. Bu parçalamış. Benim en çok ya ben mesela native development arkadaşlarımı şu yönünü çok seviyorum. Mesela Hakan gibi arkadaşlarım çok yetenekli ya da yeteneğine yetenek katacak dediği nokta paket mesela Flutter tarafındaki bir paketlerden ziyade mesela böyle Viper'dır, protokol, storyboard yani daha böyle teknik yaklaşımlara gittiği için UI'larda orada burada kalmıyor o paketlerde. Ve çok daha aslında başka teknik yetenekler öğrenmiş oluyor. Özellikle mesela bu pop yaklaşımı çok hoşuma sevdiğim bir noktadır. Şimdi Hakan Cities View'u yapmış, View'larını parçalamış. Burada View'un üzerinde neler koymuş? E, view Logic'lerini buraya koymuş. Private'lamış. Güzel. Private'ları güzel. Presenter'la haberleşmesini sağlatacak. Okey. View.load'unu yapmış. Demin ben Hakan şu boşluklara takılıyorum. Onun dışında Snapchat. Ben Snapchat'i çok severim bu arada. Niye profesyonelde işte kullanmıyor bazı insanlar anlamıyorum. Tek tek yazıyorlar. Ben fazladan şu Table View'ları dışarı çıkarma taraftarıyım. V-identifier için bir e, extension yazabilirsin e, ya da orada bir e, stat e, constant sağlayabilirsin. Bunu tavsiye edebilirim. Bu da ben genelde burada bir tane de extension diye parçalamayı seviyorum. Büyüdükçe daha rahat yönetebilim diye. Table üzerinden işlemler olabiliyor bildiğiniz gibi veya bir klasa delegation yapayım diye. Buralar da nice. Buralar sadece yine doküman ekleyebilirsin. Basitçe bu işlem için ekledim. Ama ben bu şu projenin şu kısmını çok sevdim. Şu segmentte de yine constant e, constant da localization olabilir. Localization da bakın hani proje güzelleşse ben de daha farklı şeyler katıyorum. Mesela router yapmış çok güzel. Present burada delegation'ı çok ek, efektif bir şekilde kullanım görüyoruz. Burada geçen ben de bir projede Hakan referans ettim. Çok fazla şey göreceksiniz. Ee, mesela tab bar, vc veya burada mesela bir Delegation üzerinde presenter setlediğimiz dediğimiz view'un içerisinde presenter şuradan almış set demiş. Ya bu delegation mesela şey çok yapılıyor. Bir nullable yapıp sonradan set etme. Da null olabilir deniyor delegate katmanları vesaire. Aslında senin bu projenin cities router şu ikisi olmadan çalışmayacak bir katman bakın. O zaman bunu buraya koymamak lazım. İkinci mesela router'da niye tab bar controller veya view kullandık? Burada muhtemelen presenter'a set etmek için bunu kullandık diye düşünüyorum. View döndürmüşüz burada. Presenter'la ne dedi router'ın View'una da bunu vermişiz. Presenter'la dedi, Şurada View'un Presenter'ını vermişiz. Sonra View'una da View'u yani view doldurmuşuz gibi birazcık. Şurada bir tık karmaşa, bir tık kaotik olmuş gibi geldi bana ama şurası bana bir tık... Ben daha fazla biraz daha burayı basitleştirebilirim. Ne yapardım? Delegation yani alacağı presenter'ın alacağı katmanları. Presenter dediğimiz ne mesela? Şuradan açalım. Siz göstereyim. Bakın hani kafada karışılmasın. Mesela neler var? Yapacağımız aslında logikler var mesela. Bakın hani işte ekranın üzerinde yapacağımız, ekranın yapacağı logikleri buraya ayırmış. Face sonra yapacağı hareketleri buraya koymuş ...vesaire vesaire buraya doldurmuş. Güzel yani biraz daha farklı olabilir. Bu, bu tarz yaklaşımlarda tabii her türlü yaklaşım oluyor ama kafa mantalite de okeyim ben. bir kod kalmış. Ee, mantık olarak sadece şurayı biraz daha biraz daha değiştirebilirdim ben sadece. Şurada şu eşitleme çok hoşuma gitmedi. Yine constant'lar imaja bir tane extension yazıp bunu verirdim. Ardından şurada first okay orası tutulmuş mis request data belki yine bir constant'lardım. Şurada router'da burada neler yapabileceğini bak şöyle. Create modül ekran oluşturmak için demiş. Ne demiş? Show weather view'da yine bu function deyip e, city almış ama içerideki bir logic için yapmış herhalde. Tab barı da başlangıçta vereceksin demiş. Tamam baba. Yedi 6 dakikamız doldu. Yine şöyle bir hızlıca geçelim. Güzel bir proje çünkü. Mesela bu proje muhakkak benden sonra açın izleyin e, inceleyin arkadaşlar. E, Fetch city city'si lokalden çekmiş. Mesela e, tabii mesela ben olsam Hakan ee, mesela bu yaptığın e, JSON decolization işlemini alır e, şeyde yapardım başka bir layer'da mesela URL e, bundle parser tarzı bir yerde yapardım. Orada geriye döndürdüm. Yani mesela cities'in interaktörünün içerisinde bir bundledan bu dataya çevirip bunu çeviren bir kod değil de bunu da yine network manager yaptığın gibi generic bir katmanı çıkartırdım ben olsam. Onun dışında şöyle bakıyorum yine şuları aynı şekilde constantlardım. Yine dispatch gibi de burada globalde kullanmışız. Muhtemelen hani şu tarafı çok hatırlamadım ama bu background'da yapmak adına bu işlemi yapıldığını düşünüyorum. Ee, ya da burada biz trading'de background'da verebiliyorduk. Background'da de, hani log, şey işlemi yani aslında dekod işlemlerini background'da yapmak lazım. Dataları, data işlemi. Front işlemleri de front yani main'de yapmak lazım. Burada belki şunu onu ayırabilirdik sadece farklı olarak. Şöyle bir entity'sine bakalım. Zenit'i zaten normal bildiğimiz gibi set edilmiş. Burada problem yok. Lat long set edilmiş. Okey. Şunu da City bir de ve şöyle bir hızlıca bir gezelim. View yine burada arkadaşlar. Storyboard üzerinden kullanılmış. Bunlar set edilmiş. UI yazılmış. Extension'larla benim mesela bu tarz kız e, en şey yaptım nokta istim büyümesini istedim nokta Hakan ya da genel olarak arkadaşlar mesela mesela bu label mesela bu logikler belki bir kere ömür boyu set ediliyor ve bu daha buraya dokunulmuyor mesela ama şuradaki logikler sürekli dokunulup kullanılan yerler ya bunlar ilk açıldığında önümde bu kadar durmasını istemiyorum ben ondan dolayı ben bunları senin de yaptığın üzere ya extension'da dışarı çıkartırdım ya da bunların bir tane daha layer yazıp view kodlarını orada toplardım buraya da set ettirirdim mesela for example. Ee, sonra muhtemelen bunu ekran kullanacağı için private kaldı ya. Bunları da private, bunları da private işaretlemek lazım aslında. Public kalmış. burada zaten aşağıda çünkü set ediyoruz. Bunları sadece bu sayfa kullanıyorsa private yapacağız. Orada bir unutulmuş gibi. Widget view denmiş. Burada da sanırım ekran. Burada muhtemelen bir UI NIP yapılmış, değil mi? Yani UI objesi yapılmış, setup'ı set ettirmiş datalar gelmiş okey bu da problemimiz yok zaten şu da okey bu da dummy kalmış radius'la set edilmiş bu dışarıdan gelenle birlikte edilmiş, muhtemelen içeride ondan sonra da kullanılmış widget mesela şurada widget view bak widget view set edilmiş sonrasında da kurtulmuş projeye eklenmiş router da aynı şekilde. Ben şu yapayım. Yani arkam bunu base olarak almış. Güzel. Yani bir kafada bir yapı oluşturmuş. Ve sayfaların create model diyerek de aslında sayfaların navigation'ını bağlamış olmuş. Gitmesini gelmesini. Şöyle bakalım başka. Presenter'ına bakalım. Weather demiş. Burada data geldikten sonra setlemesini yapmış. Şu selfie muhakkak şurada, şurada bir guardlet atıp selfie başta çek etmekte fayda var. Onun dışında view üzerinde bir kodumuz yok. Başka şöyle burada da bakıyorum şöyle. Interactor'da da şöyle bir açalım. Hep servis. Şunu tabii yine net bir constant'a çıkartılabilirdi. Burada bir logic olarak Network Manager'a gidilmiş. <laughs> network Manager'da. Bakın en büyük yapılan hata şu oluyor. Son olarak söyleyeceğim. Başka şu da var mı? Network Manager mesela burada bir statik olarak kullanılmış ya. O zaman bunu kapatacaksın. Bir initini private'a çekeceksin. Bundan bir tane birisi instance oluşturamayacak. Bu sayede sadece tek bir yerden kullanılmış olacak. Tek bir instance'dan. Bu da basit. Ufak teknik bir detay demiş olayım. Vallahi bugüne kadar incelediğim projeler arasında en sevdiğim proje Hakan'ınki oldu. Gerçekten eline koluna sağlık. Gayet bence çok tatlı. Bir UI kodları da eklenebilirdi ama bir kitap projesinde bir UI kodu yok diye kimse bir laf söylemem ben. Ben gayet kod tarafında bir adam olduğum için Hakan'ın profilini şöyle açalım. <laughs> Saçları da benim kardeşime benziyor. Maşallah. şöyle bakıyorum. Şöyle Java'da dolaşılmış. Güzel. Gayet e, Hakan'a şimdiden eline emeğine sağlık. Umarım daha büyük projelerde, daha güzel zamanlarda belki bir gün en ekipte görüşürüz. San ondan dolayı hakan, eee Bumble miydi ya? Bunun adını hep unutuyorum ya. Sana kalp yapıyorum. Gerçek bak 4 6 7 rap dedim. En iyi attım kalp bu oldu. Saygılar. Eline emeğine sağlık. Sevdim bu repoyu. Gerçekten sevdiğim bir repo oldu. Bu repo mesela bir tane yıldızda kalıyor olması beni üzüyor yani. Mesela adam burada on numara proje yapmış. Düşünce eklemiş. Belki benzerleri vardır yine Viper'la. Bak işte Hakan'a verebileceğim feedback bu Hakan. Ben biliyorum ki birçok e, web rap var. Ve belki bunun benzeri de var. Belki sen de bir adam baktın. Belki şöyle oldu. Bu senin yaptığın düşünceni sen buradaki gibi bir va online drive app tarzında daha primitif bir hale çevirmiş olsan bu sefer bu senin yazdığın kodlarla senin yaptığın app olacak. Yani aslında senin işin çıktı olacak. Buradaki bütün arkadaşlar bu hatayı yapıyor ne yazık ki. Buna dikkat edin. Buna dikkat edin. Diyorum ve kapatıyorum. En sağlık Hakan. Yine sürede bir tık aşmalarımız olmuş. Olur. Önemli değil. Prometium'dan gelmiş. Şöyle bir ileriye geçiyorum. Prometium'un kodunu da şuradan alıyorum. Pokedex'denmiş. Şöyle yaptım. Pokédex güzel. Pokédex güzele benziyor. Bak burada bir çıktı var. Süreyi başlattım 6 dakikaya. Ample I'm Showing the Pokemon Pokemon alınmış. Bu da çok kullanılan bir yaklaşım arkadaşlar. Neden herkes sadece böyle yaklaşımları yapıyor? Ben hala bu kısmı tam çözemedim. Yani şey kısmını tam çözemedim. Yani niye mesela herkes aynı iş işte dataları, aynı servisleri, yok Rich and Morty, yok Pokémon yok bunu yapıyor. Var, bu konuda eleştiriyorum. Yani yapmayın. Gidin abi ben mesela benim Medium'da anlattım. 5 dakikada ee, Medium Firebase ve bu onu desem şöyle. Şurada var mıydı? Shortpad kutu Nerede benim Medium? da vardı ya şurada. Maşallah ne yazmışız ya. Bak 5 minutes to Firebase yap. Arkadaşlar yapacağınız şurada. Bir tane mesela OneDrive app'ı demin ki bulacaksınız. OneDrive app bulduktan sonra sample bir tane JSON oluşturacak. Ekrana vereceksin. Ya i̇lla %100 bütün öcükleri yapmana gerek ama satar. Şimdi buradaki hata bütün resimleri böyle koyulması olmuş. Bunları yan yana koymak lazım. Hiç kimse bu kadar işlenip incelemez. Ya da bunu bir gif koymak lazım. Burada bir hatamız var. Bir de arkadaşlar mesela bunun Realit hayat karşılığı çok yok. Yani siz sonuçta bir şirketle bir işte çalışacaksınız mesela. Kimse kalkıp da pokya kokko falan bence okey. Ben kod adamıyım. Koda bakacağım. Ben oradayım. Ama siz kendinizi satmak istiyorsanız daha kodunuza odaklı yapın mesela. Buraya bir gifle geçin. Olaya çok odaklanmayın. Ya da benim size Uplabs'te hep söylediğim gibi gidin oradan bakın. O örnekleri yapın. Yani API'den bol bir şey yoktu yok dünyada. Tek lipsler yazılmış. Güzel permission falan filan. Flutter. Kartalımızı gördük. Başta ayrıca. Ondan sonra hadi gelin bir pop spec başlayarak inceleyelim. Burası güzel parçalanmış. İyi. Privacy policy geçelim. Analyze option yaml'da bir şeyimiz var mı? Mesela bu linterların flutter tarafında boş olması beni üzüyor. Yani defalarca söyledim. Very good analyze kullanılacak Bunu kullanılması gerekiyor. Bu bir. Aa, projenin içerisine geçelim. Core flutter yine bizim yapıdan, bizim düşüncelerden gelmiş arkadaşımız da. Şöyle güzelce bir açalım. Ekranları yenmesin. Core tarafına çok bakmaya gerek yok ki. Pokemon servisini inceleyelim. Bir doya yazılmış. Doya tarafında manager yapılmış. Doya bir tane setleme yapılmış. Tamam, okey. Şu kod bir garip olmuş. Niye statik yapılmış acaba? Hani proje şey, bakacağız. Abi şu mesela şunu gördüm, az sinirleniyorum yani. Ee, generic, e, dynamic kalmış. İşte o veri good analiz olmadıkça birçok hatalar sizle birlikte geliyor olacak. Burada network inamsı güzel bir yapı kurgulanmış. Item denmiş. Mesela item çok jenerik bir isim. Ne item mesela? Buraya on Pokemon item yazacaksın mesela. Daha iyi okunması adına. Fetch items. Burada pagination yapılmış anladığım kadarıyla. Item listlenmiş. Trackage çatılmış. Try kesildikten sonra şurada garip bir e, data result liste falan. burası çok karışmış. Yani burada ne olması lazım biliyor musun? Data geldikten sonra bir JSON bir klasa atılıp klasın bu mapper'ı yapması lazım. Burada bu logic'ler çok karıştığı için bu şu kodlar çok tehlikeli kodlar. E, çok sıkıntı yaratacak. Burada fetch movie. Yani yapılan işlemlerin hepsinde burada bir problemler var. Buradaki logic'lerin. Bakın. Her zaman için bir metod hani single responsibility kendi işini yapmalı. Fetch Pokemon Movies. Servise istek adlı data geldi mi? Bitmiştir işi. Bundan sonraki yapacak işi Fetch Pokemon Movies'ten gelen ilgilenen bir klasın yapması gerekir. Çiz bu kodu iyi okunsun yani orada işler olsun. Mesela bu kodlar, mesela buraya kolay kolay kimse girip kod yazamaz tamam mı? Dönüp baktığında bir koda kolay kolay kimse kod yazamaz düşünüyorsan orada problem yapmışsındır. Burada çok karmaşık ve çok fazla try catch'in olur. Mesela çok fazla try catch'te olmamalı. Network manager'larınızı primitive yönetmeniz lazım. Servisten gelenler aynı instance'da gitmeli. Yani aynı ve yaptığımız gibi. Tek bir yerden tek bir şekilde yönetilmesi lazım ki her her yere trakit adılmasın. Zaten şu Jason map olayını söylemiyorum bile. O zaten onun hiçbir türlü olmaması lazım. Direkt class'a maplenmesi lazım. O noktada hatamız olmuş. Network extension yazılmış. pet Yani yine burada string yok. Problem. Burada bir şey. Network inamlar. Network setle, setlemeleri yapılmış. Ability'ler denmiş. Hive'larla kullanılmış buralar ne yazık ki Jason Serializable'la keşke kullansaydım. Bak generation'da de yapmışsın. Neden Ivy kullanıp Jason bu kullanmamışsın? Gerçekten anlamadım. Yani hazır mı üretti kodlar acaba? Bunu da bilmiyoruz ama ee, hazır etmesi bir sıkıntı. Final asset edilmiş mesela. Birinde mesela arkadaşlar bir yerde bir kod görüp diğerinde görmüyorsam üzülüyorum. Çünkü diyorum ki bu adam bu düşünce değil veya biri paste etmiş. Bir insanın düşüncesi eksik olabilir tabi unutabilir bunda problem yok. Ben eleştiriyorum ama sert eleştiriyorum ki yapma diye bir daha. Ben anlıyorum tabi insan halini unutabilirsin abi orada unutmuş ama yok. Bir adam seni gelip bu konuda eleştirebilir. Public hayattaysanız mesela benim bütün kodlarım public'tedir. Ben öyle kay kay kod kaçıracak bir adam değilim. Hiç korkum yok yanlışım varsa gelir arkasında durur şey yaparım. Ama siz de aynı şekilde bunun arkasında durun ve savaşın. Komponente girdim. Burada çok fazla arkadaşlar, iç içe komponentler gördüm burada. Hani parçalamalar güzel ama, mesela Favorit List, Template, Digit, biraz garip olmuş. Listler bak, List, Generic. Bakın, Dynamic'lik varsa benden proje asla... Şu an mesela bu balta yedi. Ben Dynamic gördüm arkadaşlar. Object-oriented bir dili kullanıp Dynamic kullanmanın kesinlikle karşısındayım. Böyle bir şey yok. Yani çok çok zor durumda. Paket veriyorsa falan filan anca. Mesela Pokemon Poke. Item, Network. Çok fazla ifler. Ifleri böyle kullanmayın. Normal if kullanın. Orada çekiniz yapın. Varsa bunları parçalayın aşağıya. Vücutlarınıza yine bölün. Ee, bir de isimlerle anlam, anlamlı olsun. Mesela ka, mesela Customer denmiş. Creator denmiş. Klasın isimleri uyumsuz. Tamam bu da yine bir süremiz doldu. bu altı dakikada ne çabuk geçiyor ya. 2 dakika bakıyor 6 dakika geçiyor. Ondan sonra height'ler, Mayatlar Söyledilmiş. 45 niye vermiş acaba? Arası garip. İsimlerin uyuşmaması beni üzdü. Lottie'den setleme yapılmış. Mesela arkadaşlar mesela Lottie'den setleme yapmış ama ne almış? Strik. Bu adam buraya isterse veri de yollar, Ahmet de yollar. Senin bunu ne yapman lazım? Lottie inamından alman lazım ki bu adam buraya sadece Lottie valileri yollayabilsin. Mesela. Burada bir de şeyler çok karışmış ya. Widget parçalama biraz daha şey olması lazım. Böyle primitif olması lazım. Butonlar iç içe girmeli falan filan. Burası garip olmuş. Component'te bir model var. Olur. Ne yapılmış? My favorite button. Ha, normal buton yapmış bu? Ne yapmış? State olarak parçalamış anladığım kadarıyla. olur? Biraz garip bir kullanım olmuş burada ama. Movie title view ve neyse niye T type vermiş çok merak ettim hani bu T type nerede kullandı bu arkadaş diye şöyle bir Şu ben jeneriklik severim. Evet, T deyince çok fazla çıktı tabi. Vallahi bu T type kullandığı bir yer yok gibi ama hani özellikle bakacağım. Böyle nasıl bulayım böyle T ya? Bu T buraya gelmiş. Aşağıda kimse kullanmamış. Benden geçmez. Vallahi eleştiririm de ben. Niye jenerik yolladın o zaman? Niye bu adamı yollan adamı kafasını karıştırıyorsun derim koda çarpıya atarım. Bıçağı çıkartırım buradan vallahi balta burada. Hadi diyelim bir de feature bakalım. Bir -model falan yok mu? V-Model'u görelim. Yani çok fazla kod yazılmış bu arada. Bu projede benim anladığım şu an ne biliyor musun? Çok fazla kod var. Çok fazla kodun kafa karmaşıkları olabilir. Bu çok normal. Ee, ona de logiclerde bazı hatalarımız var. V-Model denmiş. State denmiş. La bu State Provider üzerinden mi yapmışlar? Ne yapmış bunları yine? He. Anladım. Burada daha paketler ziyade provider üzerinden bir logikleme yaparak yapmış ama karışmış yani burada. State deyip aslında vModel'u parçalamış. Yani Stateful'un alt tarafını parçalayıp içeride yönetim denmiş. Yani bazı yerine göre tercih ederim ama buradaki kullanımlar falan biraz tehlikeli ya. Dikkat etmek lazım. Bu kullanım birazcık görücü olmuş yani. Evet şurada uf 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 uf. Üf. Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim e, Prometheum üzerinde yanlış anlamam ama mesela buradan şunu gördüm. Flutter LinkedIn'e falan da çok görüyorum. Adam diyor ki Flutter'la şu ekranı yaptım, bu ekranı yaptım. Vallahi bir halta açıkçası bu şekilde yapıyorsan yani kodlar içe giriyorsa ve bu matematik tam kafa hani şeyler oluşuyorsa yaramıyor. Yani burada kesinlikle istersen agresif anla. Bu senin için söylüyorum zaten. Ya yani burada biz ee, bir şey çıktım sana verebileceğim. Orada şu happy pet. Aa buradan evet okey deyip de geçeceğim. Ama bakın Mesela böyle bir Pokemon'dur, odur, böyle app'ler yaptığınız iddia ediyorsanız burada yapacağınız şeyler coding olarak daha teknik yaklaşımlı bir kontroldür. Function komponentler daha az olmalıdır, localization'lar olmalıdır, şu değerler şu şekilde kullanılmamalıdır, ne bileyim dynamic karakterden ziyade da daha constantsal değerler atılmalıdır vesaire vesaire. Ben hani tabii yine Prometheus'un da söylüyorum ama birçok Proter projesi görüyorum öyle yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Yani içine gene rezalet kodlar görüyorum. Olmasa daha iyi yani. yani bir tane ekranda çalışıyor, çalışmıyor da görmem olarak çalışıyor. Ondan dolayı hani bu projeyi söylemiyorum. Yanlış anlama kesinlikle. Ben genel olarak uyarıyorum. Jeneriklik sent ama senin dinamiklerin çok sıkıntılı. İlk etapta veri kutu eklemen lazım. İkinci olarak bir e, provider kullanmışsın ama provider çok efektif kullanmamışsın. Provider daha şey olarak kullanmışsın yani provider'ı. Böyle bir konteyner olarak kullanmışsın. Provider sayfa yönetmek olarak kullan. Stateless'i orada kullan. Ya da bir, biraz daha iyi bir paket kullan. Yani Riverpod kullan. Bir şeyler kullan yani. Burada biraz daha burada değişti. Burası biraz çok içe girmiş. bir de evet bir işlem vardı, Muhakkak şurada mount atmak lazım. Vesaire vesaire. Yani bu biraz burada bakış problemleri var. Mesela i̇ç içe girmeler çok söz konusu. Class'ın ismi custom dots ayırmak lazım. Localization'lar yok. ifesler. Şu ifes kullanımından vazgeçmek lazım bir kere. Bakın ifes varsa böyle kullanıyorsan git aşağı bunu bir tane stateless widget yap. Git orada de ki buna text buton bilmem ne. Git aşağıda bunu yap. Yolla current index'i. Bu içerisinde if buysa bu buysa bu yap. Kodun okunaklığını arttır. Burada avantajını arttır. Zaten constant atacaksın başına. Asla view modelların kodu kutma, tutmamaya çalışın. Box açmak, keyleri buraya koymayın. Close, tip yok, tip yok. Bunların hepsi tipsiz olmuş zaten. bu inamlar garip olmuş. Ne döndü belli değil. Page controller, hive ne işi var demin burada. Okey, son, son yordu biraz. Yani ekranlar yapılmış bir şeyler, hani fikirleme, düşünceler var ama ee, çok fazla gibi yani ben hep aynı yere geleceğim bu tarz projelerde arkadaşlar yani uplabs dediğim gibi e, böyle pokemon'dur onu yapmak yerine şurada daha şunu yapsan çok çok daha fazla müşteriye çok çok daha fazla dünyaya hitap edersin mesela yani çok daha çıktısı büyük olur. Pokemon'a kimse bakmaz. Kısaca öyle söyleyeyim yani sana. Kod olarak sadece kendi tatmin edebilirsin ama e, bu kadar büyük proje onun detayı o servis o kadar bile yapmana gerek yok. Genelde bu tarz projelerde tabii ki siz bireysel olarak proje bitirmeyi hedefleyebilirsin ama bunun e, dışarı bakın bakan adam açısından çok fazla hani Pokemon hepinden sana bakıp da lan bunu nasıl yapmış demez. Ama burada daha böyle basit kodlarla adama verebilecek bilgilerini aktarman çok daha iyi olacaktır demiş olayım. Şurada da bir bakalım. Cash yazılmış. I have manager burası karışmış. Bu buralar zaten. Ee, yani burada bir düşünce var ama buradaki düşünce çok tehlikeli. Ya mesela şu an bu proje bana gelmiş olsa mutlaka bütün kodları silerdim. Hani öyle söyleyeyim yani. Çünkü burada T value yani burası ölmüş. Bak çok ne söylüyorum. Burada ne alaka? Çeşitten bir şeyler oluyor. Buralar Ne alaka? Yani box'dan silme işlemi de imaj downloader cache ne alaka T'den check etmeye göre T hani Vali box'un valiosundan alma ne alaka Ya burada sanırım o valiyi bulma üzerine yapılmış ama index of gelmezse eksi bir atacak Daha crash yiyeceğim burada Yani delete ads Burayı çok da burayı çok daha jenerik hale etmekten yani Burada yani şu locikların hepsi. Arkadaşlar add multiple datası nasıl? Buraya bir tane list alırsın. Listeyi de box ekler çıkarsın. Eğer hive Manager'sa burası. Sen hive manager'da da üstteki her şey olduğu zaman. Mesela byte işlemi bile yapıyorsan çıkartacaksın buradan. Buraya datayı çıkar, döndürüp vereceksin. Vesaire vesaire. Burada mesela ifler uçmuş zaten. Burada deli gibi if var. Yani mesela burada neden... Hayva yazarken network activity çekedilsin ki yani hani bu da bana bir garip geldi. Bir lojik istenmişse bile sen de bunun öncesine bakmak lazım veya hayvı koyarsın. Hayva yapacak işlemi koyarsın bir de network'ü koyarsın. Bu üçünü repedip bir ortak layer yazarsın. Sonuç böyle ortaya çıkar. Buradan bir şey çıkmaz. Burası kafa karıştırır. Register adapter. Zaten burada bir box açılma kapanma. Hani burada bir düşünce yine dahil edilmiş ama içeride çok kafa karışmış. Connectivity'ler burada yapılmış. Burada paket zaten. Paketin önüne layer yazman güzel olmuş. Loading Mix'in güzel, benim örnekleri kullanıyorsun bakımdan hoşuma gitti. Permission'da, sonra Permission'a bakalım. Bunlar zaten bildiğimiz eklemeleri yapmışsın. Gayet cool zaten bunlar olması gereken şeyler ama böyle e, bir paketin önüne bunları yazman güzel bak, o konuda hakkını ne bileyim, eline sağlık. E, provider'da bu da Provider, Cache Provider falan. Hmm. Buralar biraz sıkıntı bu, bu Box'dan okuma üzerine yazılmış abi kadarıyla listen metot tip yok vesaire vesaire Evet arkadaşlar durum bu şekilde ee, kim yapmış Prometheum ad var mı Prometheum'a gidelim şöyle bir Flutter eline sağlık ee, düşünce güzel yani fikir güzel Hani buralar güzel, burada eksikler var yine ebat yani. Mesela şunu yazıp ebatı nasıl yazmıyor anlamıyorum mesela. Abi gözü çarpmıyor mu ya? Mesela oralar garip, ee, burası çok fazla büyümüş, bunu küçültüp gif yapmak lazım vesaire vesaire. Ee, uf. içeride ama yani. yani, realist açık olacaksak ben buna baltayı çıkartırım. Çünkü benim artık Flutter projesindeki beklentim çok daha yüksek. Ben bir Flutter projesinden biri bana öneriyorsa, bunda çok daha yüksek beklentilerim var. Ve çok daha gelişmiş ve çok daha dikkatli ve çok daha temiz arası taraftarıyım. Bunlar yoksa, hele daire varsa benden baltayı yersin hiç. Vallahi hiç de uzatmam vallahi hiç acımam. <laughs> yani istersen şey olsun baltayı şöyle sana da getirmiş oldum. ellemeyine emeğine sağlık ama yine de. Yani open source olarak paylaştığı için zaten her türlü elin sağlık ama benim baktığım yer başka. Yani ben senin çıktığın için baktığım için yoksa yanlış anlama. Tabii ki yaptığın müşteri karşı dedi. Belki birçok proje bunu benzer bir kullanan bir sürü adam görürsün. Ama yanlış. Eksikler çok fazla ve kafa karmaşık oluşturan yerler var. Diyorum. Buradan da 9'a geçebilirsem. 9'a geçiyorum. Son 2 repo. Bugün biraz daha mı hızlıyım ya? <laughs> Bittik daha hızlıyım sanki. Eee? Oğlum ben repo at dedim. Bana profil atmışsın. Hadi kıyamadım. Bakacağım. Normalde bakmam da buna. Yani. Hadi bakayım ama soysal. Zaten hani repo istemişim. Profil atmışsın. Eksi bir. Buraya gülüyorum. Burası zaten Allah vere bunu kopyes mi aldın? Ne yaptım bunu? Bu nasıl bu hale geldi? Bu zaten kendi şeyi bile bozulmuş. Hadi ben senin için zaten şu an, şu an balta var ya. 10 tane balta geldi. Bir tane branch var. Lib'e gidiyoruz. <laughs> Furka yani soysalcım beni üzdün yani. Ben bundan sonrasında ilerlemeyeceğim tabii ki. Yani ödev 22 ne? burada hani repo'na bakayım da arkadaşlar ben hepinizin reposuna bakmaya gözünüm yani bu bu tar basit benim hani anlattığım şeyleri yaptığınız şeyleri kendinize de bir tık güvenerek kendi yaptığınız kodlara da inanarak gelmeniz gerekiyor. Yani hani gel veli abi bak bir ne olursa olsun bak ben bunlara ne diyeyim mesela sen daha hiç benim anlattığım hiçbir şey dinememiş veya çalışmamışsın bile veya konjektör olarak düşünmemişsin veya dönüp baktığında kendi projene inanmamışsın bile zaten inanacak proje olduğunu zaten ortada da Türkçe İngilizce birbirine girmiş her şey lütfen arkadaşlar paylaşmadan önce Flutter'ı daha çok çalışarak yapıyorsunuz da bir iş gerçekten güvenerek gelelim ondan da ben projeye bakmıyorum ha hani yine de şurada bakıyorum ama yani gördükçe kafa yiyorum yani dua et Sonuçta <laughs> buralar değilsin. Yemin ediyorum ama bunu direkt teşvik ederdim seni. <laughs> ee, sana tavsiyem daha çok teknik okuman. Daha çok Flutter üzerinde basic best practice'leri ve bu kanaldaki anlatan özellikle clean architecture düşünenini alman. Bir önceki anlattığım repolardaki birçok şeye yine bakıyor olman ve yine konjektür olarak yapılara hakimiyetin. Çok daha başındasın anladığım kadarıyla. Ee, çalışmaya devam. Çok çalışman lazım ama şu an. Bakın burada da ben şeyi biliyorum mesela birçok yerden birçok flutter öğrenimlerden alınan çıktılar var ne yazık ki. Ben bu kanalda baş baş neler anlatıyorum da işte kaynama yanlış yerden olunca ve görme yanlış böyle oluyor. Bu projenin bir çıktısı olsa bile benim karşımda bu proje sıfır. Yani benim bu projenin hiçbir karşılığı bende yok. Ee, bakın karşılığı yoktan kastım şu yani basit teknik çıktıları bile yapmazsan eğer bu sana kay bu mesela juniorlukla alakası yoktur. Coding yazmakla alakası vardır. Coding yazmanın best practice'leri artık e, 2005'te değiliz. 2023'teyiz. Solid'dir, odur ya da bu tarz şeyleri ben sen o biliyor musun bilmiyorum. Bunlardan en junior'un yapı olması lazım. En şimdi benim beklediğim developer developer performansı bu. Ha sen dersin ki abi abartıyorsun. Ben abartıyorum. Bunda problem yok. Ben senin dilin için istiyorum çünkü. Ve dünyanın standartlarını biliyorum. Adamlar 13-14 yaşında neler yapıyorlar. Hani clean code anlamında değil. Çıktı olarak tabii ki başka şeyler ama. Hani flutter yazıyorsak ve bunun peşinde bir rapoyu da bana atıp. Abi bak da diyorsan. Lütfen arkadaşlar biraz daha inanarak. Biraz daha kodlarımıza bakarak. Bak böyle sev sövecek seviye getirmiyorum. Lütfen o şekilde yapalım. İnandığımız proje yani. Hani bunlar çok basit şeyler. Bekle Dart'ın neyine bakayım ben mesela yani şimdi. <laughs> yani bekle dedi ve gelmedi gibi. Ondan dolayı e, soysal sana e, yani bu bundan bir üç dört tane sana şöyle kafayı kelle alıyorum seni şuradan. Saygılarımı sevgilerimi iletiyorum. Umarım daha güzel kodlarında bir gün buluşuruz. Ama kafayı çok değiştirmen lazım. Özetle. Süreyi bile açmadım. Onu. <laughs> Sonra Ekşahin Emin kaldı. Eski de şuradan bana yeni bir atmış. Şöyle bakalım. Rap atmış. Eline sağlık. Şimdi eski de hep. Ya Şahin gerçekten üzülüyorum be oğlum. Yani ya da dostum arkadaşım ne desin. Yani bu ne? Yani şunlar. Bilmiyorum yani sadece Flutter mı arkadaşlar? Demin ben size bir tanesi nat native'in işte farkı bu oluyor. Hep burada kaç tane Flutter'cı görüyoruz. Bir iki tane native'a gelince teknik bakıştan bile adamın bir şey öğrendiğini anlayabiliyoruz. Mesela bir, bir yer bir düşünce olduğunu arkadaşlar. Lütfen yapmayın. Bakın bana atarken bile bir şunun bir bakayım bu ne atmışız diye bakın yani. Diyorum ama hadi diyelim buradan eksi, eksi 15 ile başladın zaten. PubSpec Yaml. Bak Very Good Analiz var. Hakkı ne bu arada. Get it. CVT, ile birkaç işlemler yapılıp merak ettim. Bakayım içeride neler oluyor. Firebase Out var. Çapır. o güzel. Şey kullanılmış. Güzel. Bakalım. Şu VS Code'u da ignore etmek lazım. Feature Core Injection yapılmış. Injection burada sizinmiş. SL niye acaba? Bir anlam var mı acaba? Bu SL karşılığı var mı lan SL'nin? Hani get It, Injection DI anladım da hani SL ilk defa oldu. Ben bu tarz şeyleri geçen de bir projede söylemiştim. Arkadaşlar eee sign up form rest sign up form rest isimleri de anlaşılmıyor da yani ihtiyacınız olan şeyleri konteynere koyun. Mesela sign up form projenin kaç tane yerinde kullanılacak ki niye konteynere koyuyorsun mesela? Yani network kullanılacak koy. User koy. Ama mesela kullanılmayacak şeyleri projenin ana konteynerine koyup her açıldığında bunu içeriye koymayın. Yani lazy dediği için diyeceksin ki abi çağırmadığı zaman satılmıyor. Tamam ama yine de koyma kardeşim. Yani lazy dedik olmuyor diğer şey. Lege, o zaman bütün V modları koy kullanın nasıl olsun olmuyor Ya olmaz ki böyle bir teknik bir yaklaşım var. Hadi dikkat etme. Qubit kullanmışlar bir de orada. Onu bakalım bakalım neler var. Feature'a gittim. Home presentation dedi. Qubit'i burada set etmiş. Bakın bir tane e, Clean Architecture yaklaşımının olduğu yere bakın. Bir de önceki native'dekine bakın. Zaten neden native tarafında hepiniz oldu mi anlayacaksınız. Yani bir yaklaşım olarak. Qubit tarafını sanırım bir deneme için açılmış. Bu da ya hak deyip açılmış. Bu da bir şey yapılmamış. Homepage'de bir şey oldum pek düşünmüyorum. Emin memnun oldum. Home <laughs> presentation kısmı yani sadece kalmış. Authentication'da anlamı bu kadar biraz işler yapılmış. Biraz parçalamalar var bak. Bak ekranların ekranlara ayrılmış. Domain işlemleri yaptırmış, data'ya ayrılmış. Tamam abiler. Çevitimize bakalım. Burada bir beklentim var. Tamam güzel. Sign up for rest almış. Şurada şunu şekilde alması hoşuma gitti. Emit etmiş. Loading demiş. Ardından da burada fault deyip bunları birleştirip token üzerinde e-mail ve Failure gelirse bu. User gelirse bu diye etmiş. Işte Buradan gelen sonuca göre Dart Z'yi kullanmış burada. Gelen cevap failer bu. Yüz ise entity üzerinden eşitlemiş şurada. Tamam hadi bunu da şöyle yapalım. Bunu da okey dedik. Register with email. Bak bunu dışarıdan almış. Benim hoşuma gider. Hani burada ama model alabilirsin dışarıdan. İlla bunları almana gerek yok. Sonra burada setleme yapılmış. Tamam şu yapı güzel. Yani mesela şu yapıyı kullanabilirsiniz de siz de projenizde. Dart Z ile birlikte işte gelen response'u aslında try cache değil de ee, şeyle birlikte kullanarak yapıyor. Hmm. İşte içerisindeki use de. Şimdi servise gidince tam göstereceğim size ne yaptığını. Güzel ama. Demi kod kalmış. Okey. Şurada bir geçelim. Authentic Estate zaten Equitable. Tamam bunlar ekrana vermemek için kullanılmış. Page'e geçelim. Page'i kullanalım. Authentication page. Bak mesela buna ben yine okeyim mesela. Buna bu kadar karşı çıkmam. Ya Adam sunacak bunları buraya çıkarmış. İlla da oraya set etmemiş. Okeydir. Ama mesela router üzerinde bu yaptığı işleme karşı çıkarım tabii ki. Derim ki, kardeşim bu navigation işlemlerini ayır. Listener'dan geldikten sonra mesela ben şey yapıyorum mesela state pattern yapıyorum bazen. Bunların hepsine bir tane metot yazıyorum. Tık state .make diyorum mesela for example gibi. Şurada bu initial'lar bu şekilde. Burası widget component olmalı. Ee, burada yine şunlar inamda kalmış. Şu Tabii kod kalmış. Çok güzel çok büyük proje sayfa değil. Onun için bir şey diyemiyorum. Orada biraz daha parçalanabilir. LSS edilmiş. Icon, form, text, text. Şurada mı kalmış herhalde? E, stateless widget içerisinde şu şekilde kullanmayı da çok doğru bulmuyorum aslında. Mutable'ın tab zaten bu kaybetmiş olmalı. Yani şu şu şekilde kullandığı bir şey demez muhtemelen tamam ama yine yani de şurada constant atamazsın. Ya bu tarz mesela bir bunlar işte arkadaşlar bunu stateful yapın çekinmeyin yani zaten projenin bu kısmında burada önemli olan stateten yani state'den bir performans kaydı zaten bir iki sayfalık bir ekranın mesela bakıldığında burada önemli olan bu teknik yaklaşımı arttırmak sonra projelerde bunu dispose'larla öldürmek unutmazsa zaten yeter mesela bu late final Garip bir konu. Ha burada ses ettirmiş. Niye yapmış? Böyle garip. Mesela burada zaten verebilirdi veya burada verebilirdi. Şey göstereyim şu. Use case'den gelen o demek ki şey neredeydi? Sign of with email Burada zaten logic'leri yapmış. Repository'den gelenleri. Repository'si de şurada. Bak repository'si. Geriye failure ve user credential'lar iki tane şey döneceğim demiş. Authentication repository. Bak şurada görüyor musunuz? Şu Dart zile gelen, bu da güzel bir kullanım. Bir ara ben size bunu kanalda anlatırım. E, failure yani illa case'leri bizim yaptığımız gibi on error, on success veya traş keşlerini de değil, bunları birkaç durum üzerine döndürüyorlar. Bu da güzel bir yaklaşım. E, burada datı ama yani ben bunu model almasını tavsiye ederdim. Entity isteği zaten token olarak yapılmış, burada problem olacağını düşünmüyorum. Boş satır var maksimum. Jason Selles'in bunu göremedim ama muhtemelen 50 oluşturdum epe. Ya ondan dolayı oldu. Tamam bro. Ee, son olarak data kısmına şöyle bakalım. Bunlar internetten gelen datalarım. Ha, bunları elle oluşturmuş tahmin ettiğim gibi. JSON decode işlemleri için burada olmamalı. ve ee, yine aynı şekilde sanat ritmi, ritmi, JVT, tokenları burada yapan bir logic olmamalı. Bunun projenin dışından veya buraya bir tane layer yazıp buna inject edip buradan gelmesi gerekir. Bunlar model olmalı. Ve JSON encode dekod işlemi yapabiliyorsan ikinci thread'de compute de yapman gerekiyor. Takım modeller burada. JSON serilerce burada kullanılmış ama niye öyle yapmış anlamadım. Bir kafa unutulduğunu gösteriyor. Yine bak burada eğer başarılı gelirse bak left left şurada görüyor musun? Başarılı right'ta bunu döndürmüş. Aslında right entity dönüyor. Left de failure'ları dönüyor. Failure'lar tip alabiliyor. Güzel bir kullanım bu da. Ee, tabii try catch ne kadar fazlaysa arkadaşlar ya, işte, dikkat etmek lazım. Network info'yu alıp is connected yani network info'nun e, yani sign up with email'de sorgulanmaması lazım sonuçta. Buraya gelmeden engellenmesi lazım bu Çünkü network info'nun burada yeri yok mesela. Her sign up işlemini mesela düşünsene 50 tane serviste tek tek bakacak mısın? Zaten gelmeden önce bunu check edilip buraya gelmemesi gerekiyor. Bu bir fazla kod. Ee, Sonrasından da başka bir şey var mı? Core Client Copper Client Bu şey değil miydi ya? Servis siteye atan paket Authentication Padding Yeni kıldık Exception'ı e parçalamak güzel olmuş Config Router yapmış Bu da App Router, Core Router kullanmış Okey Tema yapmış Tam o içeride çok kullanılmamış sanki ama klas yapması falan güzel olmuş bunları. Çok projede görüyorum. Klas mı nasıl bile koymuyor adam. Direkt koyuyor buraya. Bunlar çok yoruyor beni. Ama bunlar burada var. Injection, Injection'da de var. Bir de main dart. Hiç main darta bakmadık ya. Burada bakıyorum. diye initialize etmiş. Askıda epic çağırmış. Sonrasında block provider'la burayı korgulayıp içerisinde doldurup injection içerisinde kübit oluşturduğu kübütü vermiş oluşturup da, da verebilir. Yani işleme amacında kullandı herhalde. App temadan da get like dark oluşturmuş vermiş. Okey. Yani ee, düşünce matematik olan yerler var ama eksik yerler var. Dediğim Flutter'da ben bu seviyenin artması taraftarıyım. Paketlerle birlikte gelen düşünlerde kullanımları iyi ama View'larda orada logiklerde boş sayfalar onlar bunlar benim biraz onları üzdü. Tabi projeye başlarken ritmi vesaire burası böyle olması da üzdü. Ek komit olması zaten ayrı bir yüzdü. Yani bir proje ya yapılmış ya bir projede bir yerde hazırlanıp oraya atılmış. Şöyle bir Şahin Emin'e bakalım. Burada bir şeyler yapılmış yani çalışılmış emeği var. Ee, burada bir şeyler... Şunlar bende yok ya. Vallahi helal olsun. Ha, bunlar nereden geliyor lan bunlar buraya? Pluracus falan filan. Maşallah. Language Tools da yok yok eminde ama... Buralar arkadaşlar benden tavsiye biraz daha primitif olsun. Mesela bunun mesela bir kişi hiçbir kişiye tool karşılığı yok. Bunlar çok damik kalıyor. LinkedIn koymak güzel, mail anlaşmak güzel. Buraya biraz daha buraları daha tatlı kullanın. Size ulaşabilecek şeyler koyun. Demiş olayım hani hak geçmesin. Buraya da bir yıldızımız verelim ki yani bütün hepsini attık zaten gelenlerin. Eline emeğine sağlık ama e, Şahin sana da. BB baltasını göstermek zorunda kalıyorum. Şöyle kill you yapıyorum. Şöyle birazcık vurduk ama daha iyisini beklerim. Daha iyisi olabilir. Düşünüyorlar proje olarak çok 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 daha iyisi olabilir. Zaten yapabilecek birçok şeyi söyledim. Benzerlerini yapsam bile proje ilerleyecektir demiş olayım. Evet, sen dostlar sanırsam bitti. Evet, 10 kişiyi bitirdik. Ee, güzel oldu. Tabi ister istemez. Ee, arada böyle laf söyledim için kırmıştım olsa bu seride olacak bunlar. bunlar. ben çok çekinmiyorum. Çünkü içim rahat. Ben seni kırayım gerekirse. Üzül. Problem yok. Ama ben senin karakterine, senin, senin özüne bir şey söylüyorum. Ben kodla tartışıyorum sadece. Yazılan kod ve yazılan kodun daha iyi olmasına ve senin daha iyi yerlerde olmanı konuşuyorum. Kesinlikle kişisel ne bileyim Şahin'le mesela hiç tanışmıştım yok. Ben burada hiçbir insanla kolay kolay tanışmıştım. Bir Yasin tanıyordum mesela. Onu hiç tarafsız şekilde yine daha çok severdim siz olmasanız. Ee, durum böyle. Arkadaşlar özetle bir kere şunu şu da bu 5 projede şunu çok net görüyoruz. Mesela bir Clean Architecture Flutter tarafında kullanıma bakın. Bir de Native Swift tarafında kullanıma bakın. Aslında teknik yaklaşımın daha farklı fazla olduğu ve çıktının Native taraftaki arkadaşın projesi çok daha yüksek olduğunu görebileceksiniz. Genel hatalar standart app bakış açılarıyla yazılıyor. Readme'lerde problemler var. Yapılan paketlerin önüne bazılarında var, bazılarında yok. Çok fazla print to do kodlar bırakılıyor. Ve e, kullandığınız e, yapılar da ciddi aslında e, biraz daha ulan bu profesyonelle ulaşır mı? Ya da bunu daha parça yapsam şöyle olur mu? Bu test edilebilir mi mesela diye sorusunun cevabı hiçbirinde göremedim kolay kolay. Zaten hepsi hiçbirinde test yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Varsa bir tanesini e, unut görmeysem kusura bakmasın. Muhakkak ben o bir soru gelir. Teşekkür ederim. Elinize eminize sağlık. Daha e, iyi projelerinizde. Ya da şey, daha iyi demeyeyim şimdi. İyi de demeyeyim şirketlerde bir gün ekiplerimizde aynı ilk projenize eğer kalp attıysam kalp atan aynı kodlarda bu attıysam bal attıklarımla balt daha iyi kodlarında bir gün görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Ee, yeni interviewları alacağım kodlarda olacak. Git Twitter'ımdan, YouTube'dan ansızın gecenin bir çöründe abi gelin kodlara bakıyorum diyebilirim. Aynı atan arkadaşların kodlarına bir daha bakmayacağım. Baştan söylüyorum. Saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.